kocacık hanedir handa. Bir kara manda. 300 yaşındaydım evvel zamanda. Mavi çadır gerilmiş, duydum pazar kurulmuş. Vurdum karıncayı palanı, 40 yeminden bağladım kalanı. Sardım sırtına 88 çuval soğanı. Vardım pazara, vay ne pazar, ne pazar. Görelim kim ne söyler, ne yazar. Masaldır bunun adı, dinlemekle çıkartıldı. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Çok eski zamanlarda fakir bir ana kız varmış. Ona gece sabaha kadar iplik eğirir. Genç kız da onu götürüp pazarda satarmış. Geçimleri böyle sağlarlarmış. Bir gün kadın yine ipliğini eğirmiş, kızına vermiş. Kız pazarda ipliği satmış. Dönerken çok güzel bir tencere görmüş. İplik parasıyla ekmek alacağı yerde dayanamayıp bu küçük tencereyi almış. Kız eve dönmüş ama elinde ekmek yokmuş. Kızın elinde yalnızca bir tencere varmış. Anası kızına çok kızmış, tencereyi fırlatıp sokağa atmış. Ana kız o gece aç aç yatmışlar. Kız aç aç yattığına mı üzülsün? Anasını üzdüğüne mi, küçük tenceresinden olduğunu mu bilememiş. Ertesi gün bir yeni evin önünden geçiyormuş. Bakmış sokakta güzel bir tencere. Yine tencereyi alıp eve getirmiş. Yıkamış, temizlemiş, içine bir yaprak dolmuş. Sarıp koymuş. Tencereyi ocağa koymuş. Yemeği pişirmiş. Tam kapağını açıp yemeğe oturacağı sırada küçük tencere dile gelmiş. Nene nene, ben küçük fakir bir kızın tenceresiyim. Beni bıraksan onlara gitsem de karınlarını doyursan olmaz mı demiş. Yine tencerenin dile gelmiş. Ne şaşırmış. Ona inanmış ve kapının önüne bırakıvermiş. Tencere oradan kalkıp tıkır tıkır yuvarlanmış. Doğruca kızın evine gelmiş. Kapıyı tıklatmış. Kız koşup kapıya gitmiş. Kim o? Tencerecik, içinde ne var sarmacık. Kız kapıyı açınca tencereyi gördüğüne çok sevinmiş. Dolmayı başka bir kaba boşaltıp ama annesi kızar diye tencereyi tekrar sokağa bırakmış. Ana kız oturup sarmaları afiyetle yemiş der. O günde padişahın kadısı hamama gidiyormuş. Bakmış ki sokakta güzel bir tencere. Dadısına şu tencereyi alsana demiş. Dadı tencereyi almış. Hamama varmışlar. Hamamda sultan hanım elmaslarını, incilerini tencerenin içine koymuş. Tam hamama gireceği sırada tencere dile gelmiş. Güzeller güzeli sultan hanım. Ben yaşlı anasıyla yaşayan küçük fakir bir kızın tenceresiyim. Beni bıraksan onlara gitsem de onları şu fakir hayatlarından kurtarsam olmaz mı demiş. Sultan hanım tencerenin dile gelmesine şaşırmış. Vardır bunda bir hikmet diye düşünüp bırakmış tencereyi. Tencere hemen kalkıp tıkır tıkır yuvarlana yuvarlana kızın evine gitmiş. Kapıyı tıklatmış. Kim o? Tencerecik, içinde ne var? Cici biçi incecik. Kız çok sevinmiş, incileri elmasları altından almış, giyinip süslenmiş. Tencereyi yine sokağa bırakmış. Ertesi gün şehzade hamama gidiyormuş. Tencereyi sokakta görmüş. Lela, şu tencereyi alsana. Ne güzel tencere demiş. Lela tencereyi almış. Hamama varmışlar. Şehzade hamamda bir güzel yıkanmış. Üstünü giymiş. Hamamda bir güzel tencere bu sefer şehzadeyi hop içine alıvermesin mi? Tencere yine tıkır tıkır doğruca kızın evine gitmiş. Kapıya tak tak vurmuş. Kim o? Tencerecik, içinde ne var? Bir küçük şehzadecik. Kız tencerenin kapağını açınca içinden yiğit bir şehzade çıkmış. Şehzade de kızı görmüş. Kız ayın 14'ü gibi güzel, üstünde elmaslar, inciler. O an kıza pincan ile aşık olmuş. Kıza bana varır mısın demiş. Kız da varırım deyince 40 gün 40 gece düğün yapmışlar. Yemişler, içmişler. Kız anasını da saraya aldırmış. O da ömrün son günleri bolluk içinde geçirmiş. Tencereyi ne mi yapmışlar? Onu da artık sokağa atmamışlar. Evlerinin baş köşesinde koyup saklamışlar. Onlar ermiş muradına, bir çıkarım kerebetine. Gökten 3 elma düşmüş, biri masalı anlatana, bir dinleyene, bir de tencereciye.